Güzellik kavramı her döneme, her jenerasyona göre değişir. Ancak konu Yeşilçam olunca onların büyülü bir güzellikleri olduğunu herkes bilir. Kimi asi, kimi şefkatli, kimi çekici ama hepsinin ortak bir özelliği vardı. Çünkü o dönemin genç Türk erkeğinin fantazi dünyasında mutlaka yerini almış birçok Yeşilçam kadını vardı. Nadiren bu Yeşilçam kadınlarının resimlerini o dönemin gençleri gazete ve dergilerden özenle keserek saklamışlardır. İşte bir zamanlar genç erkeklerin hayalini süsleyen o ünlü kadınlar bakın şimdi ne durumdalar. Bu videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. 1 numara Serpil Çakmaklı. Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı 80'li yıllara damgasını vurmuş isimlerin başında gelmektedir. Serpil Çakmaklı'nın ilk oynadığı film 1980 yılında çekilen Orhan Kemal'in eseri Devlet Kuşu'dur. Sinemaya başrol oyuncusu olarak adım atmıştır. Serpil Çakmaklı birçok sinema filminde rol almıştır. Sahnelerde solistlik de yapan sanatçı 2000 yılında Serpil Çakmaklı isminde bir de albüm çıkardı. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan ve geçmişte milyonlarca hayranı olan Serpil Çakmaklı'nın işte son hali. 2 numara Banu Alkan. Banu Alkan kendinden sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. Banu Alkan Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak anılıyor. Banu Alkan çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 98 yılında Neremi adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturmuştu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. İşte bir dönemin güzel oyuncusu Banu Alkan'ın şimdiki hali. 3 numara Songül Ülkü. Yeşilçam'ın filmlerinde oynayan Songül Ülkü sinemanın gamzeli güzeli olarak tanınıyordu. İlk olarak TRT'de yayınlanan Perihan Ablanın Sevgilisi olarak adını duyuran Songül Ülkü ayrıca şarkıcılık da yapmıştır. Perihan Ablanın Sevgilisi Songül Ülkü'nün son hali ise geçen yılların ispatı gibi. İşte bir dönemin güzel oyuncusu Songül Ülkü'nün şimdiki hali. 4 numara Müjde Ar. 1975 yılında Aşkı Memnu dizisindeki Bihter rolüyle bir anda şöhret olmuştu. Daha sonra İffet filminde rol gereği sevgilisinin tecavüzüne uğrayan Müjde Ar adeta fenomen haline dönüşmüştü. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek cinselliğinden çekinmeyen bir kadın tipi yarattı. Güzelliği ve rol aldığı filmlerle Türk sinemasının efsaneleri arasına giren nadir oyunculardan biridir. İşte bir dönemin seksi güzeli Müjde Ar'ın son hali. 5 numara Meral Zeren. Meral Zeren Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biridir. Türk sinemasında oynadığı Salako ve Banker Bilo filmleriyle akıllara kazındı. Yılmaz Köksal'ın başrolünü oynadığı Önce Sev filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Çok sayıda sinema filmde başrol oynadı. Ayrıca Selami Şahin'den Türk sanat müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü. 80'lerde başladığı az solistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV dizilerinde oynadı. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Meral Zeren'in son hali. 6 numara Ahu Tuğba. Yeşilçam'ın bir zamanlar güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ahu Tuğba'nın son hali çok konuşulmaya başlanmıştı. 80'li yıllarda Türk sinemasının cesur kadınlarından biri olmuştur. Genellikle hayat kadını rollerde oynamıştır. Erkekçe dergisine cesur pozlar vermiştir. İşte Yeşilçam'ın en güzel oyuncuları arasında yer alan Ahu Tuğba'nın son hali. 7 numara Sevtap Parman. Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'da zamanın acımasızlığına yenik düştü. Mankenlik yapan Sevtap Parman Vizon dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanınca sinemaya adım atmıştır. Sevtap Parman Yeşilçam'ın Bayan Popo lakaplı oyuncusudur. Aktif olduğu dönemlerde cesur pozlar vermiştir. Oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemde olmuştur. Birçok sinema filminde ve TV dizisinde oynadı. Ayrıca Sevtap Parman bir dönem şarkıcılık da yaptı. İşte Bayan Popo lakaplı Sevtap Parman'ın son hali. (8) Bahar Öztan. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girmiştir. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Yeşilçam'daki birçok başarılı filmde rol alan Bahar Öztan performansıyla unutulmazlar arasına girmiştir. 2018'de kanser ile verdiği mücadeleyi kazanan Bahar Öztan şimdilerde oğlu ile tatil yapıyor. İşte kanseri yenen Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali. (9) Sevda Ferda. 70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeli Sevda Ferda şimdilerde 76 yaşında. Sinemada genellikle vamp kadın rollerini oynasa da yardımcı kadın oyuncu rollerinde de oldukça başarı sağlamıştır. Sevda Ferda Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak şarkı söylemiştir. Oyunculuk hayatı boyunca büyük isimlerle oynama şansı yakalamıştır. Sevda Ferda sayısız sinema filminde rol almış bir sinema emekçisidir. İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeli Sevda Ferda'nın son hali. (10) Zerrin Egeliler. Zerrin Egeliler 70'li yılların erotik filmlerinin en ünlü oyuncularından biriydi. Ayrıca Zerrin Egeliler o dönem en çok film çeviren Yeşilçam oyuncusudur. Daha sonra Zerrin Egeliler sinemadan uzaklaştı ama şimdi bile bir kuşağın belleğindeki yerini koruyor. Uzun yıllardır Bursa'da yaşayan Egeliler en son eşi Fahri Balcı'nın vefatında ortaya çıkmıştı. İşte Zerrin Egeliler'in son hali. (11) Suna Yıldızoğlu. 70'li yıllarda İngiltere'den Türkiye'ye gelen Sonya Yeşilçam'ın ustalarından Kayhan Yıldızoğlu ile evlenip Suna adını aldı. Önceleri kocasının da teşvikiyle Yeşilçam filmlerinde küçük rollere çıkmaya başladı. Sonra Yeşilçam filmlerde bir anda başrol rollerde oynamaya başladı. Üstelik artık sahnelerin de yıldızı olmuştu. Kısa zamanda doğal sarışınlığı nedeniyle de seyircinin gözdesi oldu. İşte bir süre ortadan kaybolan Suna Yıldızoğlu'nun son hali. (12) Harika Avcı. Özellikle geçirdiği estetik operasyonlardan sonra inanılmaz bir görüntüye kavuşmuş Türkiye'nin en seksi kadınları arasında yer almıştır. Bu gördüğünüz foto henüz ünlü olmamışken çektirdiği bir resim. Daha sonra Harika Avcı inanılmaz bir değişim geçiriyor. Harika Avcı bir dönem 80'li yılların Türk sinemasına damgasını vurdu ve birçok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı. Benim için boy pos önemli değil, bana göre cüzdanı dolu olan erkek yakışıklıdır diyen Harika Avcı'nın işte son hali. (13) Arzu Okay. Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Arzu Okay yıllar sonra 7 Kocalı Hürmüz Müzikali ile sahnelere dönmüştü. 1970 yılında Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı Ölünceye Kadar isimli film ile sinemaya adım atmıştır. 70'li yıllarda Türk sinemasını kasıp kavuran seks filmlerinde rol aldı. Arzu Okay 70'li yılların sonunda Yeşilçam'ın karanlık döneminden nasibini fazlasıyla alan oyunculardan biri olmuştur. Daha sonra sinema hayatından uzaklaşan Arzu Okay şarkıcılıkla beraber ticaret hayatına da giriş yapmıştır. İşte bir dönemin erotik yıldızı Arzu Okay'ın son hali. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.